Efendim yepyeni bir sağlık programıyla karşınızdayız. Neredeyiz? Her zaman olduğu gibi Halil Yazıcı Baharat'ın Kızılay Selanik Caddesi'ndeki mağazasındayız ve değerli yorumcumuz, editörümüz Hava Hanım bizlerle. Hava Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Baharat. Hoş bulduk efendim. Havayı yaptık 36 derece kışın soğuktan şikayet ettik. Yaz geldi en sonunda. Vallahi yazı en çok isteyenlerden birisi benim. Evet, onu biliyorum. O yüzden konuyu açtım. Yakın zamanda da tatil var. Evet, Allah'a güzel. Verirse. Bu sezon çok çalıştık efendim. Tatili hak ettik vallahi Hava Hanım. Değil mi ya? Evet, aynen. Efendim bugünkü aynı şekilde. Bugünkü programımızın konusu zeytinyağı. Dolu dolu da. Dolu dolu birçok program çekeceğiz. İlk konumuz zeytinyağı. Hava Hanım, zeytinyağı hepimiz biliyoruz, görüyoruz da bize özellikle ne anlatmak istersiniz? Neden önemli zeytinyağı? Birincisi Türkiye'nin her bölgesinde, özellikle Akdeniz, Ege bölgesinde en kıymetli yaprağı, meyvesi, hı hı, yağı, her şeyi kullanılan bildiğim kadarıyla tek meyvelerden bir tanesi. Evet. Açıkçası. Hı hı. Türkiye'de de en sağlıklı şekillerde yetiştiriliyor. Hı hı. Bu da bizim kendi ürünümüz. Hı hı. Demek istiyorum ki hem yağını, hem yapraklarını, evet, hem değil meyvesini anlatalım istedik. Efendim bu da zeytin yaprağı. Evet. Hı hı. Zeytinyağının kendisi de kullanılıyor, içim amaçlı, sağlık amaçlı, evet, yaprağı da kullanılıyor. Bir de onu anlatmak istiyorum. Evet, yani yaprağını nasıl kullanıyoruz mesela? Yaprağını çay gibi demliyorsunuz. Önce bizim şu ya soğuk pres ürünümüzü bir tanıtayım. Kendi eserimizdir bu. Renge bakın. Bakar mısın? Saflığı, süper. Asit oranı sıfır. Evet. İçilecek nitelikte. 250 mg. Evet, oran çok olarak güzel, da gayet güzel. Aha. Zeytinyağı biliyorsunuz, dünyanın en güçlü antiseptik özelliği taşıyan ürünlerinden bir tanesi. Doğru. Biz bunu egzama, sedef, ağız yarası, aft gibi rahatsızlıklarda bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Ama çayını yapıp gargara da yapabiliyorsunuz. Hı-hı. Biliyorsunuz zeytinyağı hem bağırsakları da toksinlerden arınıyor, bağırsakları da yumuşatma özelliğine sahip. Hı-hı. Özellikle sabahları aç karnı alındığında hem kolesterolde hem şekerde çok çok başarılıdır. Olmaz mı? Yaprağını kaynatarak içiyorsunuz. Kaynatma dediğimde hiç çok yapmadım, uzun vadeli değil. Genelde insanlar hep yaprağını tercih eder. Daha kolay kullanımlı, evet, diye. Bir su bardağına bir tutam atıyorsunuz. 1-2 dakika kaynatıp 5-10 dakika demliyorsunuz. Çok güzel. Önde 2 bardak içiyorsunuz. Yağı dışarıdan egzama gibi rahatsızlıklarda, mantar gibi rahatsızlıklarda antiseptiktir. Deri çatlamalarında, biliyorsunuz güneşte bronzlaşmada, evet, bile destekleyicidir. Evet. Çünkü derinin soyulmasını da engeller. Evet. Pehlivanlar sürer, zenci gibi olurlar. Tabii ki, tabii ki. Yüzden. Niye ne kadar güzel siyahlar. Keşke öyle olsa. Aynen. Ben kendime sürdüğümü düşünüyorum ama efendim. Beyaz tenliyim ama dikkatli sürün. İnanılmaz yakar biliyorsunuz. Tabii ki. Zeytinyağı. Evet, çünkü güneş ışını op diye çeker. Aynen. Peki ben size ekstra bir soru sormak istiyorum. Hı. Hava Hanım. Biz hep zeytinyağının iyisinden, şimdi alüminyum yazıcı baharatın yağı, tamam, soğuk pres. Gerçek. İşte içine o bu katılmamış. Bir de bunun sahtesi, kalitesizi var. Sahtesini, kalitesizini kullandığımız zaman bize nasıl zarar veriyor? Neden önemli? Hiçbir besin almıyorsunuz ki. Değil hiç mi? Tabii ki. Çünkü bildiğim kadarıyla halk arasında işte pamuk yağı koyduğunu, ayçiçek yağı, onlar da çok pahalı yağlar değil. O da ayrı bir yanlışlık. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla zeytinin en kötü bölgesinden, çünkü bunlar 3 kademede elde ediliyor. Bu birinci kademesidir. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz zeytinyağı ilk etapta çok serttir, çok yoğundur, evet, dikkat ettiyseniz. Evet. Onu arındırmak, asitinden sıfırlayabilmek için 2-3 aşamadan geçiriliyor. Evet, doğru. Onun için de halk arasında hani safını bulabilmek, yoksa işte öbürsünün arasında ne fark var, diğer yağlarla mı karıştırılıyor? Hatta mısır yağıyla bile, mısır ucuz bir şey mi? Hayır. Evet. Keşke yani onlarla karıştırılsa. Ben bir araştırma yaptım. Gurme programları çekerken ben şunu gördüm. Yani hepimiz gidip restoranlarda yemek yiyoruz. Bence her restorana giden nasıl temizliğine bakıyorsa, işte önüne gelen yemeğin içeriğine bakıyorsa, evet, evet, yağını da sormalı. Hangi yağı kullanıyorsunuz? Zannetmiyorum. Bu çok önemli. Söylemezler. Evet. Ama bu herkes sorar ve peşinden giderse bir bilinç oluşur. Kesinlikle. Şimdi zaten restoranlar çok pahalılaştı.
Yani şimdi o kadar pahalılaşmışken bizim gerçek zeytinyağı ile hazırlanmış yiyecekleri... O kadar uygun rakama veremezler. Yok. Değil mi? Bir de o var. Değil mi? Yani oradan kesin. Bence yağ en kesilmeyecek yeri. Mesela etin kalitesi de çok önemli. Mutlaka. Ama et kadar önemli olan zeytinyağı. Tabii canım, bütün yemekler bunlarla yapıldığına göre. Tabii. Şu bizim bölgemizde gidin bakın en masat yağ kullanılıyordur. Evet. Ki yiyenlerin hepsi midevi problemler yaşıyor. Aynen. Niye? Kalite. Maalesef. O onunla karışıyor. Kesinlikle. Bu bununla karışıyor. Efendim sanayi tipi yağ var biliyor musunuz? Zeytinyağı diye satılan. Kesinlikle. Ya yani ülkemizin gerçeği bu. İşte bundan içine ilave aynen ediyor belki. Biz de işte bu programı bu yüzden çektik. Efendim alüminyumcu baharatın kendi markasıyla bastığı zeytinyağında böyle bir ya şeyle karşılaşmak. Ya kokusu, rengi, tadı o kadar belli önemli zaten ki. Zaten belli. Yani insanlar sana diyor ki işte ya işte burada bu kadar bu kadar. Değil. Dilinizin üzerine aldığınızda o kokusunun rengini, tadını keşfedebilmektir. Evet. Bir de şuna dikkat edin efendim. Tüm Türkiye zeytinyağı tüketiyor. Bir de biz bazen yurt dışına da satıyoruz bazı mamulleri. Ay inşallah güzel satıyoruzdur. İnanın zeytinyağı şu anda ucuz olma ihtimali olmayan bir şey. Çok ucuza yağ gördüğünüzde bakın satın almayın. Şaşırın. Almayın. Evet. Şaşırın. Kesinlikle çünkü şaşırın. Çünkü 80 milyonluk bir ülkeyiz biz zaten. Her yer biz seviyoruz zeytinyağını. Salatada da, orada tabii da, burada şöyle da olmadığı hiçbir yer yok. Dolayısıyla fiyatlara bakın. Çok ucuzsa şüphelenin. Kesinlikle. Evet. Aha. Hava Hanım, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağlığımız önemliydi. Biraz evet önce sağlıkla ilgili. En önemli ilgili konulardan bir tanesi. Evet. Kalp damar hastalıklarında özellikle. Evet. Şeker gibi, ağız evet yarası gibi, aft gibi problemlerde çok çok etkili dedik. Lütfen es geçmeyelim kendi zeytinyağımızı. Evet. Değil çok mi teşekkür ederiz Hava Hanım. Efendim bu ürünü nereden sipariş verebilirsiniz? www.alüminyazıcıbaharat.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Sorularınız varsa iletişim adresinden, internet sitesinden alabilirsiniz telefonları. Oradan alarak Hava Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Diğer firma yetkililerine de ulaşabilirsiniz. Efendim hoşça kalın. Teşekkür ederim.